Kardelen konusuna geçmek istiyorum. Çünkü Kardelen 16 Eylül 2018 günü saat 20.30 civarında babaannesiyle annesiyle yaşadığı evden çıktı. Beyaz bir minibüse bindirilip zorla kaçırıldığı söyleniyor. Kardelen'in babasının ikinci eşi Pakize Hanım ve babaanne, aslında anne baba ayrılmış Kardelen'in ama Kardelen annesi babaanneyle yaşamaya devam ediyorlarmış. Bu konuyu bir hatırlayalım efendim. Beyaz bir minibüste kaçırıldığı iddia edilen 16 yaşındaki Kardelen'den tam 3,5 aydır haber alınamıyor. Küçük Kardelen'i kim ya da kimler kaçırdı? 16 yaşındaki Kardelen nasıl kaçırıldı? Ben eşimle birlikte diğer çocuklarımla biz sahilde oturuyorduk. Bana bir telefon geldi. Diğer kızımın annesi aradı. Dedi ki kızımız kaçırdılar, yetiş dediler. Akabinde orada polisler falan da vardı. Konunun kaçırılan şahısların onlar olduğunu söylediler. Bunları söylediğinde ben direkt gittim karakola ifade verdim. Beyaz renkli minibüsün olduğunu ve aracın plakalarının olmadığını. İçinde 3 kişinin olduğunu ve bir aile tarafından olduğu belli. Bülent, şüphelendiğiniz birileri var yani. Var, şüphelenme değil, onlar oldu belli. Neden? Kamera kayıtlarıyla. Çünkü şöyle para teklif edildi. İşte sana daire verelim, bırak bu işin peşini. Bununla birlikte bir sürü kişi geldi gitti bana. Kardelen okuma yazma biliyor mu? Kardelen çok güzel bir kız farkındaysanız. Ama çocuk. 16 yaşında. Okuma yazması yok. Kimin? Kardelen Oyman. Nasıl yok ya? İstanbul'un okumadı, gitmedi. İlk telefon kullanmasını beceremez. Okula hatta gitti. Ben oradaydım o zaman. Okula gitti. Okulda hani bıyıkları olduğu için onunla dalga geçiyorlarmış. Bıyıkları olduğu için kendi gitmeden okula götürdüler, o kaçtı. Götürdüler, kaçtı. Kardelen, ne olur geri dön. Bunu şimdi tarafıyız. Resmini gördüm, ferahlaştım. Ne olur onu bağlayacak. Küçük kızım 21 yaşında olan dedi anne Kardelen nerede? Ben de dedim içeri geçti şu anda dedim. O anda içeri geçti, anne içeride Kardelen yok dedi. O yana baktık, bu yana baktık, annesi bir çığlık attı, Kardelen'i kaçırdılar dedi. Sen ne olursan ol, sen benimsin Kardelen. Kardelen baba ne halet üzüldün Kardelen. Kızımdan hiçbir haber alamıyorum. Şu anda hiçbir şekilde haber alamadığım için kızımın ne halde olduğunu da bilmiyorum. Gönderilen aracılar vardı. Daha sonra ben onlara dedim ki benim bu davadan vazgeçmemi istiyorsanız kızımı getirin bana, teslim edin vazgeçin. Yoksa dedim geçmeyeceğim. Onlar da biz de sizin kızınızı teslim edeceğiz. Kızınızı kaçırdığını düşündüğünüz kişi kim? Adını söyleyin. Sedat. Kızımdan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Kızım ne yaparsa yapsın benim başımın tacı. O benim gülüm, o benim arkadaşım. O benim her şeyim. Dönecek dolaşacak yine benim yanıma gelecek. Kardelen'i kim ya da kimler kaçırdı? Tabii Kardelen'in 2,5 aydır ortada olmaması, hiçbir haber olmaması, bunun yanı sıra Kardelen'in okur yazarlığının bile olmaması korkunç bir şey. Perihan Hanım babaanne, babaanneyle aynı evde yaşıyorlar. Babaanne perişan. Hiçbir haber yok. Arama yok. Şu anda biraz kötü oldu. Ama biz kendisiyle bu olay gününe dair bir röportaj yaptık. Perihan Hanım biraz sakinleyene kadar o röportajı bir izleyelim. 16 Eylül'den beri kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Kardelen Oyman aniden ortadan kaybolduğu evde ailesi o günü ekibimize anlattı. 16 yaşındaki Kardelen annesiyle birlikte Maltepe'deki müstakil evde yaşıyorlardı. 16 Eylül akşamında Kardelen annesiyle birlikte tam olarak burada yemek yedi. Kardelen annesi ve ailesi burada yemek yedikten sonra genç kız ilk önce anneannesine gidiyor. Ve anneannesinden sonra da evine tekrardan şu kapıdan giriyor ve evin içine giren aile Kardelen'i evin içinde aradıktan sonra odasına giriyor ve işte bu manzarayla karşılaşıyorlar. Genç kızın odasının camının açık olduğunu görüyorlar ve o günden sonra da genç kızdan haber alınamıyor. Babaanne olay gününü anlattı. Birileri tarafından kaçırıldığını mı düşünüyorsunuz Kardelen'in? Muharrem ayının 8. günüydü. Orucumuzu açtık. Ben şurada oturuyordum. Sofrayı topladı. Yemekleri götürdü içeri. Bulaşığını neyini yıkadı. Yıkadıktan sonra önümüze tekrar çay getirdi. Biz orada çay içerken
bu tarafa geçti. 15-20 dakika geçti aradan. Ondan sonra tekrar eve geçmiş halası. O içeri girdi. Kardelen nerede yenge dedi. O da içeri geçti dedi. İçeri geçti deyince içerilere baktı. Yenge kardelen yok burada dedi. Annesinin evine tekrar baktılar. Ondan sonra annesi dedi ki kardelenin, arka cam açık mı dedi. Açık yenge dedi. Aa, kızı götürdüler dedi. O anda annesi. O anda burada bağırık, çığlık koptu. Darbede yaşandı. Kaçıran kişiler para teklif etti. Bize aracı gönderdiler, para teklif ettiler. Ev vaat ettiler. Biz hiçbirini kabul etmedik. Evlat satılır mı? Canak bağ biçilir mi? Özlediniz mi torununuzu? Oo, canımdan çok sesini bir kere duysam olur. Gece gündüz uykularım kaçıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çoraplarıyla, resimiyle uyuyorum ben onun. Bize ne amaçla bunu götürdüler? O 16 yaşındaki çocuğu ne için götürdüler? Bize kendileri mi vardı? Neyi vardı? Kardelen'in başına ne geldi? Sizce kaçma mı kaçırılma mı? Kaçmış çocuğun beynini yıkamışlar. İlla ki kaçma olsa çığlığı biz de duyardık. Kandırmışlar işte çocuk. 16 yaşındaki çocuğun ne olur? Ne durumda olduğunu bilmiyorum. Sağ mı, ölü mü, öldürdüler mi? Ne yaptılar onu da ben bilmiyorum. Sesini duyamıyorum. Bir de bize üstelik haber gönderiyorlarmış. İki tane çocuğu olana kadar biz göstermeyiz onu. Ne demek bu? Benim 16 yaşındaki çocuk nasıl iki tane çocuk yapacak onlara? Kardelen'i kim ya da kimler kaçırdı? Bu nasıl bir zorbalıktır ya? İki tane çocuğu olana kadar göstermeyiz size. Bu insanlar akıllanmıyor da. Başka olaylardan da ders almıyorlar. Perihan Hanım, torunun doğduğu günden beri seninle herhalde, evet. Değil mi? Artık yani torundan öte bir şey olmuş senin, evet, için. Bu oğlumdan daha ileri bana. Bu yani torunların hepsi aynıdır. Birbirinden hiç ayrı olmaz. Hepsi aynı benim gözüm. Ben hiç onlardan başka, Rabbimden başka, onlardan başka hiçbir şey istemiyorum. Evet, 2,5 aydır Kardelen'den hiç haber yok. Bir kere diyorsunuz, gittikten birkaç gün sonra bu aile... Akşam götürdüler, ertesi gün. Ertesi gün. Sabah yattık akşam, sabahleyin bize şey görücü gönderdiler. Aracı, kim geldi sana aracı gönderdiler. Kim geldi? Bu şey... Kaç kişi geldi? Aile mi? İşte, onların tanıdıklarım yani. Kimlermiş yani, dayı mı, hala mı, teyze? Onların tarafları. Tanıdıkları. Geldiler, ne dediler sana? Bize bu işin peşini bırakın, arayı yapalım dediler. Biz de dedik bizim evladımızı istiyoruz. Biz hiçbir şey gözümüz görmüyor. Yani para falan vaat ettiler işte. Diğerlerini gönderdiler, tekrar para falan vaat ettiler. İnsan evlada paha biçilir mi? Evlat satılır mı? Biliyorsunuz önce kaçırıyorlar, sonra görücü gönderiyorlar. Daha akşam önce, yattık, sabah aracı gönderdiler. Daha öncesinde peki bunlar hani Allah'ın emriyle biz gelmek istiyoruz. Hayır, hayır, hayır. Kız 16 yaşında mı, ne bileyim, söz takarız. 2 sene sonra da evlendiririz gibi bir niyetle gelmediler. Hayır, hiç öyle bir duygu hiç olmadı yani. Hiç öyle bir şey olmadı. Kemal diye birisi geldi mi sizin eve, evet, arabulucu, evet, olarak? Evet. Şimdi telefondaymış o. O yalnız sizin doğru söylemediğinizi söylüyormuş. Bakalım ne diyecek, dinleyelim. Kemal Bey merhaba. Merhaba efendim. Rejiye demişsiniz ki onlar doğruyu söylemiyor. Nedir doğrusu? Efendim ben Alevilerin Ocakzade'nin dedesiyim. Bunların hepsinin Ocakzade'yim ben. Bu işin olduğunu duydum, başarıldığını. Ve ben de bir büyük olaraktan araya girmek istedim. Hatta orada beni kamariye de çekmişler. Karakola gittim. Kardelen'in dedesi değil arkadaşlar. Kardelen'in dedesi değil, o yanlış. Siz aracı, siz aracı olmuşsunuz. Ne istiyorsunuz? Evet, bu aileden ne istiyorsunuz? Ben kız kaybolduğunda araştırayım dedim, bulayım dedim. Hatta beni gizli kamera yapmışlar. Kameraya çekmişler ve ben araştırdım sağı solu. Bu kızdan haber alamayınca ben Kırıkkale'de Gelmalı köyünde kaldığım için İstanbul'da kalmıyorum ve geri geldim evime. Benden bir alakası yoktur bu işin. Biz alakası var demedik Serap Hanım. Siz eve gelmediniz mi aracı olarak?
Evet, eve geldim. Ben bugün neyin de... aracısı oldunuz? Bana onu söyleyin siz. Siz ne dediniz bu aileye gelip? Bu aile çocuğu kaçırdı. Gelin arayı bulalım. Para da verelim. Bunları evlendirelim mi dediniz? Ne istiyorsunuz? Hayır, hayır efendim, hayır. Bu kızı kimin kaçırdığını sordum. Hı. Efendime söyleyeyim. Ben bu kızı bulmak için elimden gelen neyse yaptım ama beni kamaraya çekmişler. Mahkemeye verdiler. Ben gittim karakola da aynı ifadeyi verdim. Bunların aşiretlerin ben dedesi olarak da efendime söyleyeyim araştırdım ama bu kızdan bir haber alamadım. Siz bu erkek tarafına yakınsınız anladığım kadarıyla. Hayır hayır, iki tarafa da, iki tarafa da yakınım. İki tarafa da yakınsınız. Bir de sorabilirsin. Ben orada yani bir aşirettir bu. Şimdi aşireti maşireti karıştırmayın Allah aşkına. Ortada bir aile var. 16 yaşında kızları götürülmüş. Kız çocuk yaşta. Bence buraya odaklanmamız lazım. Kim nedir necidir ben orayla ilgilenmiyorum. Kimse de ilgilenmiyor. Burada sizin karşı tarafa söyleyeceğiniz çok önemli bir şey var. Madem arabuluculuk yapıyorsunuz. Madem bu kızı çıkarsınlar istiyorsunuz. Önce onlara şunu hatırlatın. 16 yaşında bir çocuğu kaçırmak suçtur. Onlar şu anda suç işliyorlar. Bu oğlan da ceza alacak. Onlara yardım yataklık yapanlar da ceza alacak. Bence siz o tarafa bunu söyleyin. Kızı ortaya çıkarsınlar. Ama kime söyleyeceğim ben? Yakınım diyorsunuz erkek tarafına. Erkek tarafı yakınım değil ben. Ocakzadeyim diyorum ben. İki tarafım da aynı. Tamam. Kız tarafı. Ben de diyorum ki oğlanın babasını mı tanıyorsunuz? Annesini mi tanıyorsunuz? Halasını mı? Kimi tanıyorsanız deyin ki suç işliyorsunuz suç. Oğlunuza söyleyin. Hanımefendi beni şey çağırdı, Feryan denilen, hatta aşık vardı, Feryan'ın babası, o benim aşığımdır. Onunla geldim ben bunu araştırmak için, ben ne suç diyeceğim? Nedir Feryan Hanım bu işin aslı? Ha, ara bulmaya geldin sen, o tarafı o taraf yönlendirdi, gönderdi seni. Telefonda kayıtım var efendim, istersen çıkarttırırım Feryan'ın beni çağırdığına. Çıkarttır, ben seni hal hatırını sormaya aradım. Ama o taraf seni bize yönlendirdi, tekrar biz de sana söyledik ki... Bizim kızımızı teslim etsinler. Biz de sizin karşılığınızda... Ben nereden gidelim. Bileceğim? Beni kim gönderdi ki? Ben bu işin olduğunu duyunca Feryan'ım sen beni çağırmadın mı? Bu kızım neredeyse bir araştır bul diye. Hayır. Ben de sahi sonu araştırdım ama bir haber alamadım. Kerem Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika Bülent Kemal dedem. Hani sen buradan... Babam da vardı bu işin içinde. Bir saniye Kemal dedim. Sen yine benim dedem... Kemal Bey bir izin verin. Bülent bir şey söylüyor. Sen şimdi buradan ne söylersen söyle. Benim hiç hani buradan girer buradan çıkar. Sen de görüyorsun. Kamera kaydı orada gözüküyor. İsterseniz Serap Hanım izleyebilir. Sıkıntı yok. Ben burada zaten verdim. Kızın yerini bildiğini, istersen bir saatin içinde bulup getireceğini, bulamazsın dediğini bırakacağını sen kendin bizzat söylüyorsun. Şimdi sen kalkmışsın bana yalan söylüyorsun. Ben kızımı arıyorum. Niye yalan söyleyeyim sana? Ben kimseye niye yalan söyleyeyim? Kızım benim 16 yaşında. Sen geldin oraya dedin ki bu iş böyle olur. Düzelir. Hatta bir saniye. Hatta dedin ki ben bu çevrede kaçan kızlarla önce gidip görüşüyorum. Küçük yaşta kızlarla eğer gönlü varsa ben aralarını yapıyorum. 14, 15, 16, 17. Hayır, neyse. Hayır efendim. Senin yaptığın şey iş yok, bu. Sen resmen şey ticarete döküyorsun işi. Bunu kabul etmiyorum. Ben bütün sen geldin sonra döndün gittin. Bir daha da gelmedin. Ben de seni mecburen savcılığa şikayet etmek zorundaydım. Çünkü sen kızımı kaçıran ailenin o olduğunu sen söylüyorsun. Ben neden ne biliyorum? Geldin? Madem onlar değil neden geldin? Elbette zaten güzel söylerdim. Dede biz size seni suçlayarak konuşmuyoruz. Seni suçlayarak konuşmuyorum ki sen bildiğini söylüyorsun. Yani, kamera ya Feryan'ım sen şey çağırmadın mı beni telefonda? Telefon evet, kaydım var istersen çıkartmıyorum. Evet. Sen benim kızımı bul diye çağırmadım seni ben. Ben de geldim aradım bulamadım. Zaten kamera kayıtlarında yani? O sözler var. Kemal Bey ben şöyle anlıyorum bakın. Siz demek ki hani iki tarafı da tanıyan sözü geçen evet, bir büyüksünüz. Aynen öyle aynen demişler öyle. Ki hı-hı. Karşı tarafı da tanıyorsun. Şunlarla bir konuş. Kızımızı ortaya çıkarsınlar. Sen de demişsin zaten ki... seneden seneye bir geliyorum ben oraya ki bu işin olduğunda da oradaydım ben. Tamam aslaydım. Yani Perihan Hanım seni arayarak yanlış hayır, bir şey hayır. Yapmamış bence. Yani efendim? Kadını ben onu kadın yanlış bir şey yapmamış şey sizler. Bir araya gidelim hayatta. Sonra devam edelim. Bir araya gidelim.